Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Kalbimdeki kişi ve ben diyeceğiz. Bakalım kalbimizdeki kişiler ne alemde, bize ne söyleyecek, biz onlara neler söyleyeceğiz. Hep birlikte bakıp görelim sevgili arkadaşlar. Evet, hemen ben niyetimi alıyorum. Kolektif açık bir bakım olduğu için herkes uyumlanacak diye bir şey yok ama bu videoya denk geliyorsanız mutlaka alacağınız bir mesaj vardır sevgili arkadaşlar. Evet, önce kalbimizdeki kişi diyoruz. Kalbimizdeki kişinin enerjisine bir bakalım bakalım. Kalbimizdeki kişinin enerjisi ne alemde? Kalbimizdeki kişi. Diyor ki kalbimizdeki kişi. Şu an yeni bağlantılar kuruyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Hayatıma yeni insanlar giriyor. Ve bu hayatıma giren yeni insanlarla birlikte bir iş yapma, bir yani iş olur, başka bir eğitim, öğretim olur sevgili arkadaşlar. Böyle bir enerjisi var aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişinin. Kendimi sevgi dolu hissediyorum. Bir gün ansızın, birdenbire ansızın beni kapında bulabilirsin dedi size sevgili arkadaşlar. Şu an böyle bir eğitim gibi bir şeyleri söz konusu olabilir aklınızdaki kişinin. Enerjim bölündü diyor. Yani çok fazla şeyle uğraşıyorum. Çok fazla uğraştığım alan çok fazla, enerjim de bölünüyor. İş, güç, aile, arkadaşlık, belki eğitim, öğretim, bu tarz konuları gündemde olabilir aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin sevgili arkadaşlar. Peki biz ne alemdeyiz? Biz ne alemdeyiz sevgili arkadaşlar? Biz ne alemdeyiz? Kalbimizdeki kişi böyle. Biz ne durumdayız? Seni bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Sana saplantılı olmuş bir şekilde bağlıyım, bağımlıyım. Sürekli seni düşünüyorum, senden gidemiyorum, senden kopamıyorum dediğiniz bir enerjiniz var sevgili arkadaşlar. Gitmek istesem de gidemiyorum. Bu döngüyü değiştirmeye çalışıyorum. Ama bu dönüşümü bir türlü yapamıyorum, eyleme dönüştüremiyorum. Bu dönüşüm bir türlü olmuyor diyor sevgili arkadaşlar. Ailemle birlikteyim ya da işte çocuklarınız varsa çocuklarımla zaman geçiriyorum, onlarla birlikteyim. Ya da çocukluk dönemime dönmek istiyorum diyor olabilirsiniz bazılarınız için de. Bazılarınız da diyor ki gidemiyorum, döngüyü değiştirmeye çalışıyorum, yapamıyorum. Sebebi çocuklar diyor. Bazılarınızın enerjisi de bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, devam ediyorum. Aklımızdaki kişi. Aklımızdaki kişi bize ne söyleyecek sevgili arkadaşlar? Kalbimizdeki kişi. Kalbimizdeki kişinin enerjisiyle, anlık enerjisiyle devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle kartları ayıracağım. Bizimkiyle kalbimizdeki kişinin kartlarını bir ayırmak istedim. Evet, sen burada dur. Kalbimizdeki kişi. Bakalım ne alemde, neler yapıyor kalbimizdeki kişi. Diyor ki yani mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Daha çok mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Sen benim hassas noktamsın. Seni gerçekten hem hissediyorum, sana karşı sevgim var, benim hassas noktamsın, sana duygusal olarak gelmek istiyorum, duygusal olarak aramızda bir bağ da var ama ben mantık çalıştırıyorum, daha çok mantıklı hareket etmek istiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Mantığı ne zaman hükmederse o zaman size gelecek belki de. Ya da size açılacak ya da sizin istediğiniz gibi olacak. Eşitlik istiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Ben hayatımda eşitlik istiyorum. Maddiyatta, maneviyatta, aşkta, sevgide, işte, kariyerde, ailede, her şeyde eşitlik arıyorum diyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de mantığımı ve otoritemi kullanmak zorundayım diyor bize. Evet.
Enerjim bölündü, bölünüyor ama bunun sebebi eşitlik arayışımdan. Biz ne haldeyiz? Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bakış açımı değiştirmem lazım biliyorum diyorsunuz. Depresyona girdim, sıkıntıdayım, üzgünüm, psikolojim bozuldu. Geçmişte yaşıyorum, seninle birlikte olduğumuz günleri özlüyorum. Bizle beraber geçirdiğimiz anları, zamanları özlüyorum dediğiniz bir süreçten geçiyor gibisiniz sevgili arkadaşlar. Neden beni dinleyen arkadaşlar bu durumda? Neden işte bırakmak istiyorsunuz, gidemiyorsunuz? İşte depresyona girmişsiniz. Döngünüzün değiştirmeniz gerektiğinin farkındasınız ama hala geçmişte yaşıyorsunuz. Hala geçmişte kalmışsınız. Hala İşte şöyle geçmişteki bazı konulara da takılmış olabilirsiniz. Uzatıyor da olabilirsiniz sevgili beni dinleyen takipçilerim. Kalbimdeki kişi, kalbimdeki kişi. Bakalım bakalım bu kalbimizdeki kişiler. Sevgili kalbimdeki kişi. Diyor ki her şey birdenbire yıkıldı. Her şey birdenbire yıkacağım ya da her şey birdenbire bitebilir. Bitecek ya da bitti. Daha önce bitmiş de olabilir. Bekliyorum. Bekleme aşamasındayım. Yani neler olur, nasıl olur bilmiyorum. O yüzden de bekleme enerjisi içindeyim. Şu an hazır değilim diyor sevgili arkadaşlar. Şu an gelmeye hazır değilim. Aramaya hazır değilim. Ama aynı zamanda da kendimi çok böyle güçlü hissettiğim zaman sana gelebilirim. Maddi manevi. Kendimi güçlü hissettiğim zaman, kendimi imparator olarak gördüğüm zaman, yani benim kurallarım, benim şartlarım, benim otoritem, burada da çıkmıştı otorite kartım. Benim otoritem, benim düzenim kabul olacaksa geleceğim diyor bir yandan da. Ben şu an bekleme enerjisindeyim. Evet sana olan sevgim var, hissiyatım var, duygularım var, gelmek de istiyorum. Ama şu an için zaten gelemem. Öyle bir enerjim yok. Kendime hazır hissettiğimde geleceğim diyor sevgili arkadaşlar. Bazılarınızda şöyle bir şey var. Kalbinizdeki kişinin hayatında başka biri varsa ya da yeni kişilerle böyle flörtleşiyorsa bu kişilerle mantıklı düşünüp ilişkiyi bitirebilir. Ondan sonra size doğru yönelme durumu da var. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Böyle bir ilişkiniz varsa. Biz ne haldeyiz? Biz ne haldeyiz? Denge kartı geldi. Burada da eşitlik gelmişti. Dengeye gelmem gerektiğini biliyorum. Ben artık kendi adıma net bir karar vermem gerektiğini, daha mantıklı karar vermem gerektiğini biliyorum ve hissediyorum diyorsunuz. Ve bu kararımı da uygulamam lazım. Yine geçmiş kartı geldi. Yine geçmiş kartı geldi. Ve zaten burada da çocuklar yine geçmiş kartı. Sevgili arkadaşlar çok fazla geçmişte yaşıyorsunuz. Ya da çok fazla geçmişteki anları özlüyorsunuz. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ya da çocuklar var gerçekten bazılarınız için. Çocuklar ön planda sevgili arkadaşlar. Evet diyorsunuz ki net bir karar vermem lazım benim artık. Net bir şekilde de düşüncelerimi eyleme dönüştürmem gerekiyor diyorsunuz sevgili gönül dostlarım. Pekala. Bu tarz bir ilişki yaşayan, bu tarz bir şu an gündemi olan kişiler için nasıl devam edecek durum? Olası gelecek diyoruz yani. Olası gelecek için kartlar ne söyleyecek? Mahkeme dedi sevgili arkadaşlar. Bazılarınızın mahkemesi olabilir. Bazılarınızın mahkemeden sonra eğer karşı tarafla evli olabilir. Siz evli olabilirsiniz. Bir şekilde boşanma durumunun söz konusu olabilir. Buradaki mahkeme bittikten sonra bir burada kavuşma var sevgili arkadaşlar. Aşıklar kartı geldi. Aşıklar kartıyla buluşacağınızı söylüyor ve tamamlanma tılsım dokuzlusuyla istediğiniz kişi, beklediğiniz kişi, kalbinizdeki kişinin geleceğini söyledi bize sevgili gönül dostlarım. Mahkemeniz yoksa ya da işte üçlü bir ilişkiniz yoksa bir muhakeme yapıyorsunuz artık. Zaten burada siz bir muhakeme yapıyordunuz. Karşı tarafta bir bekleme enerjisi içinde zaten hali hazırda. O da bir muhakeme yapıyor ve bu muhakemeden sonra yeniden başlama kararı vereceksiniz çoğunluğunuz sevgili
arkadaşlar. Yeniden başlıyorsunuz aşka. Aşk galip geliyor, öyle söyleyeyim. Ne kadar burada mantıklı karar vermeye çalışsanız da, hem siz burada mantıklı karar vermeye çalışıyorsunuz, hem kalbinizdeki kişi de mantıklı karar vermeye çalışıyor, ama duygularınıza yenik düşüp tekrar bu ilişkiyi başlatma enerjisinde olabilirsiniz. Çünkü aranızda çok büyük bir çekim var. Çünkü aranızda aşk var sevgili arkadaşlar. Ve tamamlanacağınızı söylüyor bu kartta tasın dokuzlusuyla bize. İstediğiniz haberlerin gelmesi, beklediğiniz haberlerin gelmesi ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu durum Eylül-Ekim civarını bulacak gibi görünüyor. Sevgili gönül dostları, birleşmeniz, tekrar bir araya gelmeniz bu tarz bir zaman olabilir sevgili gönül dostları. Evet, hayırlısı olsun o zaman diyorum. Aşıklar kavuşuyor diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.